Çattı. Şu dağınıklığa bakın. Ben mutfak temiz ve düzenli olsun isterim. Dur şu lan. Dur şu lan. Çanlar çalsın, çanlar çalsın bütün bir gece. Hayır. Anne, gemi enkazını görmek falan istemiyorum. Dur şu lan. Mutlu Noeller. Daha mutlu Noeller, mutlu Noeller. Belki. Bir ihtimal etrafı kim dağıttı biliyorsunuz. Kötü olmuş. Evet kötü olmuş. Lütfen söyleyin. Ben yokken mutfakta ne yaptınız bakalım? Ha söyleyin. Ya kurabiye. Kurabiye yani. Yaptı. Yumurta getirmiştik. Evet ama kırıldılar. Sonra da unu aldık. Ama yere döküldü. Evet. Sonra da süt. O da döküldü. Sonra da dinlendik. Evet, çünkü çok yorulmuştuk. Olanlardan yani. Momento! Perfecto! Perfecto burada, restoranda. Siz burada bekleyin. Hayır, lütfen. Tamam. Her yeri temizleyin. Çabuk olun. Tatile girmek üzereyiz. Perfecto! Tamam. Geliyorum. Perfecto, perfecto. Mutlu Noeller sana. Sana da mutlu Noeller. Dışarısı öyle soğuk ki. Burası her zamanki gibi evet, sıcacık. Öyledir. Yemek hazır mı? Ne? Hazır mı? Birazdan hazır olur. Ama bu arada sepetinde olanlara göz atabiliriz. Bilmiyorum. Bütün sabah bakındım. Aradım taradım ve en sonunda sadece tuhaf bir şey bulabildim. Ooo. Nedir bu? Bu kadar buruşuk ve çirkin. Çürük gibi ve tuhaf. Sana inanamıyorum. Perfecto. Bir hazine bulmuşsun. Bir şef için ideal Noel hediyesi bu. Öyle mi? Evet. Demek hazine. Evet. Kokuyu aldın mı? Bu bir zencefil kökü. Zencefil kökü. İnsanın dilini titretir. Herkesi gülümsetir ve güldürür. Sen bir tanesin Perfecto. Tamam. Ama bu zencefil köküyle ne yapılır? Pek çok yemeğe tat vermesi için katabilirsin. Bugün gerçekten çok leziz bir yemek yiyeceksin. Öyle mi? Ne? Ne mi? Ne mi? Bunu hiç düşünmemiştim. Merak etme Perfecto. Bana 1-2 dakika izin ver. İşin bittiğinde dudaklarını yalıyor olacaksın. Anlaştık. Turşular. Bakın Perfecto restorana ne getirmiş. Nedir o? Bir zencefil kökü. Oo, çok güzel. Hadi zencefil yiyelim kökü. Onu. Evet, ben de yiyelim, çok seviyorum. Ben severim. Ben severim hem de. Öylece alıp yiyemezsiniz. Doğrayıp sonra bir sürü farklı yemeğe katabilirsiniz. Daha lezzetli olsunlar diye, anladınız mı beni? Katmak evet. Bu evet, kelimeyi katmak. Seviyorum. Ben bu kelimeyi seviyorum. Turşular. Düşünelim. Düşünelim. Ne yapabiliriz? Şimdi. Noel'e girmek üzereyiz. Tatili kutlamak için yumuşacık zencefilli kurabiyeler gibisi olamaz. Kurabiye! Zencefilli kurabiye! Turşular, sadece bakınmakla kalmayalım. Yemek yapmaya başlayalım! Önce zencefili keselim. Soyalım. Ve rendeleyelim. Sonra eritilmiş tereyağla şekeri çırpalım. Yumurta ve pekmez ekleyelim. Rendelenmiş zencefili de. Biraz da tarçın. Tarçını seviyorum.
un ekleyelim. Sonra da kabartma tozu. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Hamur kurumasın diye onu streç filme sarmalıyız. Kesinlikle. Buzdolabında yarım saat bekletelim. Oho, buzdolabı soğuktur. Şimdi de hamuru açalım. Geldik en iyi kısma. Kesme kalıplarıyla şekil verebilirsiniz. Hepsi ne kadar güzel. Artık kurabiyeleri fırında pişirebiliriz. Evet, çok güzel. Ne güzel bir koktu. Nefis koktu. Çok güzeller. Çok lezzetli. Tatil tadında. Hmm. Noel çanlarını şimdiden duyuyor gibiyim turşular. Perfecto bu. Hemen geliyorum. Bana şans dileyin. Umarım kurabiyeleri beğenir. Merak etme, sen harika bir şefsin. Hem eğer o beğenmezse hepsini biz yeriz. Evet, biz hepsini evet, yeriz. Evet, yeriz. Bunlar da ne? Kurabiye mi? Zencefilli kurabiyeler. Peki zencefil nerede? Zencefil kurabiyelerin içinde. Bak kokla. Küçücük bir parça bile öyle çok aroma ve tat verdi ki. Mükemmel. Harika. Öyle tuhaf bir zencefil kökünden bunların olacağı kimin aklına gelirdi? Benim. Perfecto dostum. Bekleyemiyorum. Hani iyi. Noel'in başlamasını. Mutlu Noel'ler sana. Mutlu Noel'ler. Hepinize mutlu Noel'ler.